Merhabalar Hayat Televizyonu izleyicileri. Bugün genç işçilerle birlikteyiz. Genç işçilerin yanındayız. Onlarla Orta Doğu'nun ve Türkiye'nin içerisinde bulunduğu bu savaş atmosferinde barışı konuşacağız. Ben yazın tarım işçisiyim, kışın inşaat işçisiyim. Meslek lisesinden mezunum. Doğu'da hep çok işçi hayatı kaybı oluyor. Bunun önlenmesi lazım yine de. Devletin bu çalışmasını yürütmesi lazım diye düşünüyorum. Masum Maş, Mardin'deyim. İstanbul'da nakış işçiliği yapıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, savaş hiçbir şekilde bizim yararımıza olan bir şey değil. Kimin arasında, kimler arasında olduğunun hiçbir önemi yok. Her türlü yani her şekilde bizler bundan zararla çıkıyoruz. Çünkü şöyle bir şey var. Askerlik denilen zorunlu bir şey var. Buna bizler gitmek durumundayız. Ve askerde şöyle bir şey de var. Parası olanlar gitmiyor askere ama bizler parası olmayanlar, işçiler. Ne yazık ki 1,5 yıla tekabül eden bir ücretimiz demek oluyor. Bedelli askerlik dediğimiz şey. O yüzden oraya gitmek durumundayız. Ve ölenler yani bizler olacağız. Merhabalar, ben Yusuf. Tekstil işçisiyim. Fabrika işçisi Antep'ten. Tabii ki biz barışı istiyoruz. Savaş istemiyoruz tabii ki. Çünkü çalıştığımız fabrikada Kürt işçiler olsun, Alevi işçiler olsun hepsi çalışıyor. Ve biz bunlarla hani bir bölünme bir şeyimiz olmasın. Çünkü aynı mahallede, aynı sokakta oturuyoruz. Hani selam verdiğimiz kişiler bugün selam vermiyorlar. Sevrise bindiğimiz halde bazen politik olarak tartıştığımız halde hani küskünlük bir kırgınlık oluyor. Hani bazen kavgalar, tartışmalar falan da oluyor. Bu zaten Kürt ve Türk'ün birbirine düşürmesi gibi bir şey bu. Bu AKP'nin kendi bir iç savaşı. Biz dışarıda da içeride de savaşa hayır diyoruz. AKP hükümeti veya burjuva hükümet yani burjuva devletler şöyle bir şey de düşünüyorlar. Halkların kendi taleplerinin etrafında birleşememesi için de böyle bir savaş ortamı yaratıp kendi savaş politikalarıyla ülkenin geleceğini tayin etmek gibi bir ortam yaratmaya çalışıyorlar. Biz genç işçilerde her zaman bunun karşısında olacağız. Bulunduğumuz her ortamda, her atölyede, fabrikada, iş yerlerimizde barışın aslında bize kazandırdığını ve barış etrafında örgütlenmemiz, barışı talebi etrafında birlik olup ona göre hareket etmemiz gerektiğini her yerde bunları söylemeye devam edeceğiz. İlk başta silahların susmasını istiyoruz.